Herkese merhabalar. Bu videoda altın ve gümüşün ons değerlerini analiz edeceğim. Fiyata doğrudan etkili olduğu için dolar endeksi ve 10 yıllık devlet tahvil getirileri grafiklerine bakacağım. Önümüzdeki haftanın ekonomik takvimini gözden geçireceğiz. Öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz her hafta sonu düzenli olarak bu analiz videolarını yapıp sizlerle paylaşıyorum. Dün borsa endeksleri ve kripto para analiz videosu yayınlandı. Bugün bu video yayınlandı. Dileyenler dilediğini izleyebilir diyerek ekonomik takvimine başlayalım. Önümüzdeki haftanın önemli olaylarına baktığımız zaman Salı günü PMI verilerinin açıklanacağını görüyoruz. Öncü veriler açıklanacak. Burası önemli ve Çarşamba günü asıl önemli olan akşam saat 9'da FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Onun haricinde yine öncü bazı verilerin açıklanacağını görüyoruz önümüzdeki hafta boyunca. Bu sıralarda volatilite artabilir. Şimdi dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde bir yükselme hareketinin başladığını gördük geçen hafta. Bu hareketin şöyle biraz geri çekilip ondan sonra tekrar yükselme ihtimalini ben daha yüksek görüyorum. En azından 105,8'e kadar tekrar bir dolar endeksindeki güçlenme beni şaşırtmayacaktır. Fakat önümüzdeki hafta hafif bir geri çekilme olabilir öncelikle. 10 yıllık devlet tahvil getirilerine baktığımız zaman orada da güçlü bir yükseliş gördük geçen hafta. Yine bir direnç bölgesine geldiğini düşünüyorum. Burada da ufak bir geri çekilme. Ondan sonra tekrar hareket yukarıya gelebilir. Buradaki hareketin üst sınırı 3.8 ya da 3.9 bölgesine kadar gelebilir. Onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Fakat ondan sonra hareketin aşağı yönlü inme ihtimalini ben daha yüksek görüyorum. Bunları geçtikten sonra ons altına başlayalım. Şimdi ons altında geçen haftalarda biliyorsunuz 1960 ve 1915 bölgelerine kadar geri çekilebileceğini söylemiştim. Ve bu bölgelerin alım fırsatı olacağını söylemiştim. İlerleyen süreç için bu geri çekilmeden sonra tekrar hareketin yukarı yönlü devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştim. Geçen haftaki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Burada da gördüğünüz gibi ilk önce 1960 bölgesine geldi ve oradan bir tepki almış görünüyor. Şimdi bu tepki bizi yaklaşık şöyle bir 2000 dolar seviyesine kadar götürebilir. Yani önümüzdeki hafta şöyle bir öncelikle 2000 dolara gittikten sonra tekrar hareketin aşağı yönlü olma ihtimali daha yüksektir. Ve daha sonra fakat asıl son büyük yükseliş dalgasının başlama ihtimalini daha yüksek görüyorum ben değerli metaller tarafında. Yani şu düzeltmemizi de şu yükselişin de bir düzeltmesini yaptıktan sonra gerçek büyük yükselişe başlayacağız olarak değerlendiriyorum. Bu yükselişin tabii bizi ne hangi noktaya götüreceğini bilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla burada bir hedef vermiyorum. Genellikle nereye kadar gider diye soran arkadaşlar oluyor. Hedef isteyen arkadaşlar oluyor. Fakat trendin nereye kadar gideceğini bilemeyiz. Biz o trendin sonuna kadar o trendle birlikte hareket etmeye çalışacağız. Ne zaman ki trend kırıldı aşağıya doğru biz de çıkacağız ve kârımızı realize edeceğiz trendin kırıldığı noktada. Trend gittiği sürece biz de onunla birlikte gitmeye çalışacağız. Burada gideceğimiz rakamlar 2300 dolar da olabilir, 2500 dolar da olabilir, 2100 dolar da olabilir. Trendin nerede kırılacağını bilmemiz mümkün değil. Fakat önümüzdeki süreçte bir yukarı yükselen güçlü bir trend ve son bir dalga olma ihtimali yüksek. Önümüzdeki hafta özelinde bakarsak da dediğim gibi şu düşüşün ufak bir düzeltmesini yaptıktan sonra yaklaşık 2000 dolar bölgesinden tekrar aşağıya doğru süzülmesi, tekrar 1960 bölgesinde alım fırsatı verip belki 1915'e, 1920'ye kadar gelip oradan da hareketine yavaş yavaş başlama ihtimalini ben daha yüksek görüyorum. Yani yaşadığımız düzeltme sürecinin bittiğini henüz düşünmüyorum. Şu hareketin düzeltmesini yaşıyoruz ve henüz bittiğini düşünmüyorum. Tabii ki beklediğim gibi aşağıya doğru gerçekleşmeyebilir. Bir düzeltme ihtimali de bu bölgelerde çok zaman geçirir. Aşağıya 1915'e kadar inemez ama bu bölgelerde çok zaman geçirip ondan sonra düzeltmesini bitirip yukarıya da çıkabilir. Bu da bir ihtimaldir. O yüzden zaten kademeli alımlar şeklinde 1960 ve 1915'lerden kademeli alımlar yapmanın ilerisi için karlı olabileceğini düşünüyorum. Asıl büyük ralliyi ise 2075 değerinin üzerine çıktığı zaman yaşayacağız. Ondan sonra daha coşkulu alımlar gelecek. Hareket daha da şöyle olduğunu düşünelim. Şuradan sonra daha da coşkulu bir yükselişe şahit olabiliriz. Çünkü burası en yüksek değer olacak ve bundan sonra
yapacağı her hareket yeni rekor tazeleyeceği anlamına gelecek altının. O yüzden 2075 değerinin üzerinde günlük kapanış yaptıktan sonra hareketin daha da hızlanacağını düşünebiliriz. Bu sene içerisinde yeni rekorlar gelme ihtimalini ben çok yüksek görüyorum ons altın tarafında. Ben portföyüme hangi ürünleri alıyorum, hangilerini satıyorum, ne zaman alıyorum, ne zaman satıyorum? Bunları bilmek istiyorsanız katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümüne katılabilirsiniz. Her hafta düzenli olarak anlatıyorum. Sadece bunları anlatmıyorum. Türkiye ekonomisiyle ilgili görüşlerimi, orada gelecek beklentilerimi ve nasıl işlemler yaptığımı da her hafta anlatıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler katıl aboneleri abonesi olup portföy yönetiyorum bölümüne katılabilirler. Şimdi gümüşe geçelim. Gümüşte de yine geçen hafta izleyenler hatırlayacaktır. 23,5 ve 22 bölgelerinin destek bölgesi olacağını söylemiştim ve buralarda kademeli alımlar yapılabileceğini söylemiştim. Benzer bir hareketin gümüşte de olabileceğini söylemiştim. Şimdi gümüşle buradan artık bir tepki, tekrar şu düşüşün tepki yükselişini alıp 24.825 bölgesine kadar bir hareket yapabilir. Oradan sonra tekrar düşüş ve ondan sonra da kalıcı büyük yükseliş hareketini yaşama ihtimalimizi ben daha yüksek görüyorum. Şu an için en yüksek gördüğüm ihtimal budur. Tabii ki böyle olmayabilir. Bir ihtimal burada artık düzeltmesini bitirmiştir ve yukarıya yavaş yavaş hareketine de başlayabilir. Ya da burada belli bir süre zaman geçirerek düzeltmesini tamamlar ve yukarıya da çıkabilir. Fakat eğer önümüzdeki hafta hızlı bir yukarıya çıkış olursa bunun şu kırmakta uzun zaman boyunca kırmakta zorlandığı 24.825 bölgesini retest için gittiğini düşüneceğim. Eğer önümüzdeki hafta böyle bir tepki yükselişi gelirse bu da bir satış fırsatı olacak kısa vadeli. Daha sonra tekrar aşağıdan almak için bir satış fırsatı olacak. Ondan sonra tekrar yükseliş hareketine yıl içerisinde görme ihtimalimiz yüksek. Benim ana kafamdaki senaryo ve işleyiş bu şekilde olacağı yönünde ons gümüş tarafının. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.